There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The worst accident in the short history of the world's nuclear power industry. İnsanların yaşanmasını önlemek için savaştığı bir felaket. Tens of thousands demonstrated on Saturday against plans to extend the life of the country's nuclear power stations. Ama kimileri için bu riski almaya değer. We have an urgent and enormous challenge in front of us. We really cannot afford the luxury to say no. Nükleer enerji bölücü bir güç. Çin ve Hindistan emisyonları artırmadan yüz milyonlarca insana daha fazla elektrik ulaştırmak için nükleer enerji kapasitelerini artırıyor. Almanya ve Japonya gibi ülkelerse güvenlik endişeleri nedeniyle santralleri kapatıyor. Ve bazı yeni nesil çevreciler karbonsuz elektrik kaynağı nükleer santrallerin kapatıldığını görmekten endişe duyuyor. Peki iklim değişikliğini durdurmak için nükleer enerjiye ihtiyacımız var mı? Bu riski almaya değer mi? Uluslararası Enerji Ajansı'na göre temiz elektrik elde etmek ve gezegenin ısınmasını önlemek için 2050 yılına kadar nükleer enerji miktarını ikiye katlamamız gerekiyor. Dünya Nükleer Birliği'ne kulak verirseniz bu bile neredeyse yeterli değil. Ama nükleer enerji karşıtı aktivistler bunun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekiyorlar. Bilim insanları ise nükleer üzerine iddialaşma konusunda farklı görüşlere sahip. Gelin bu tartışmalara daha yakından bakalım. Şimdi hayal etmesi güç olsa da bir zamanlar nükleer enerji bir umut ışığı olarak görülüyordu. Havayı kirletmeden istihdam yarattı ve elektrik üretti. 1970'lerde Amerikalıların çoğu nükleer enerjiyi destekliyordu. Ancak bu destek kısa sürede geriledi. We and the world which is our home live on the brink of nuclear annihilation. Bu, Soğuk Savaş döneminde ABD'deki ilk Dünya Günü protestosuydu. Nükleer silahları yasaklama çağrısı, nükleer her şeyden nefret eden hippiler ve çevreciler arasında büyük yankı buldu. Onlar sadece nükleer bombaları değil, tüm teknolojiyi kirli ve tehlikeli olarak gördüler. Ve bir nevi haklı çıktılar. 1979'da ABD'deki Three Mile adasında bir nükleer reaktörde kısmi erime yaşandı, kimse ölmedi ama temizlemek 1 milyar dolara mal oldu. Ve 26 Nisan 1986'daki korkunç Çernobil felaketi. Aşırı ısınıp erimiş uranyum bir reaktörün koruyucu bariyerlerini de geçtikten sonra reaktörün kontrolden çıkıp patlamasına yol açtı. Patlamalar sonrası atmosfere ölümcül miktarda radyasyon yayıldı ve çevredeki alan yaşanmaz hale geldi. Çernobil faciası nükleer enerji tarihinin en kötü felaketiydi. Patlamalar sonucu 2 işçi öldü. Saçılan radyasyon nedeniyle önce 28 kişi hayatını kaybetti. Facianın daha sonra yaklaşık 200 bin kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Tüm bunlar nükleer endüstriyi güvenlik standartlarını yükseltmeye zorladı ama güvenli bir nükleer santral fikri çoktan çökmeye başlamıştı bile. Gelin tarihte 25 yıl ileri saralım. Nükleer santrallerin çoğu açığa çıkan ısıyı soğutmak için bol miktarda suya ihtiyaç olduğundan nehir veya deniz kenarlarına kurulur. Ancak bu da onları su baskınlarına karşı savunmasız bırakıyor. Japonya bu korkunç deneyimi 11 Mart 2011'de yaşadı. Okyanusta meydana gelen deprem ve yol açtığı tsunami sonucu Fukushima Daiichi nükleer santralinin 3 reaktöründe kısmi nükleer erime yaşandı ve facia 19 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Aslında reaktörler depremden sağlam çıkmıştı ama santralin jeneratörlerini su bastığı için yakıt çubuklarını soğutan sisteme giden elektrik kesilmişti. Bu da reaktörlerde kısmi erime ve patlamalara neden oldu. Sızan radyasyon nedeniyle santralin etrafındaki 20 kilometrelik alan yasak bölge ilan edildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında nükleer, ürettiği her terawatt saat elektrik için daha fazla insanın ölümüne sebep oldu. Ama bu karşılaştırmayı fosil yakıtlarla yaptığımızda tablo değişiyor. Yanan gaz, petrol ve kömürden kaynaklanan ölüm oranları nükleerin neredeyse güneş veya rüzgar enerjisi kadar güvenli görünmesini sağlıyor. Bunun nedeni yanan fosil yakıtların akciğer ve kalbimize zarar veren zehirli partiküller salması. Fosil yakıtların sebep olduğu hava kirliliği yılda yaklaşık 8 milyon insanı öldürüyor. Nükleer ve kömürü karşılaştırmak uçak ve araba kazalarını karşılaştırmaya da benzetiliyor. Aslında karayolunda uçak kazalarında ölenlerden çok daha fazla insan hayatını kaybediyor. Aynı durumun nükleer facialar içinde geçerli olduğunu savunanlar var. If you compare the nuclear industry with all the other industries, certainly fossil fuels
The number of total fatalities is really minimum. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta var. Tarihte sadece 3-5 nükleer felaket oldu. Bu nedenle bir felaketlerin felaketi tüm tartışmayı değiştirebilir. Ayrıca nükleer enerji kaynaklı şu an elimizdeki ölü sayısı tablonun tamamını yansıtamaz. Çünkü kullanılmış yakıt çubukları daha on binlerce yıl radyoaktif ve tehlikeli kalmaya devam edecek. Ama bu konuda daha fazlası birazdan. Nükleerin fosil yakıtlara oranla daha güvenli olduğu fikri kimilerini ikna edebilir. Ama asıl sebep nükleer enerjinin iklim değişikliği açısından temiz kabul edilmesi. Çünkü karbondioksit emisyonları güneş ve rüzgar enerjisindeki kadar düşük. Birçok ülke enerji şebekelerinden fosil yakıtları çıkarırken nükleer güneşin parlamadığı ve rüzgarın esmediği zamanlarda sabit bir enerji sağlayabilir. Bu ve benzeri faktörler nükleer enerjiye oldukça destekçi kazandırdı. When a nuclear plant is shut down, it is replaced by fossil fuels. That's bad. Brezilyalı bu manken gibi nükleer influenzaların sayısı çok fazla değil. Ancak birçok çevreci önceki nesillere göre nükleere dair daha olumlu baktıklarını açıkladı. I became a nuclear engineer in the first place because I'm an environmentalist. 10 years ago I changed my mind about nuclear energy. I realized that we needed nuclear energy to solve climate change. En büyük endişeleri nükleerden vazgeçmenin daha fazla fosil yakıta yönelme anlamına gelmesi. Gelin Almanya'ya bir göz atalım. Almanya yıllardır nükleer enerji santrallerini tek tek kapatıyor. Sonuncusunu da 2023'e kadar kapatmaya hazırlanıyor. Bu hızlı enerji dönüşümü oldukça tartışılan bir konu. Ich will hier ganz offen sagen, als eine Befürworterin der friedlichen Nutzung der Kernenergie, meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert. Bu, Almanya Başbakanı Merkel'in Fukushima nükleer felaketinden sonra yaptığı konuşmaydı. Ülkede bazı eski reaktörleri kapatma zamanının geldiğini söylemişti. Bu konuşmadan birkaç ay sonra Almanya'nın nükleer enerjiden tamamen vazgeçtiğini açıklayacak ve tüm büyük siyasi partilerle halkın çoğunluğu tarafından alkışlanacaktı. Ancak bu kararı ona pahalıya mal olmuş olabilir. 2019'da yapılan bir araştırmada nükleerden vazgeçmenin Almanya'nın kömürden vazgeçme sürecini yavaşlattığı ve hava kirliliği nedeniyle her yıl ölüm vakalarının beklenenden 1100 kat daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bunun yıllık sosyal maliyeti de 12 milyar dolar. ABD'de de Kaliforniya ve New York'taki nükleer santrallerin kapanmasının fosil yakıtları desteklediği yönünde benzer bir durum söz konusu. Nükleer enerji savunucuları bu nedenle santrallerin açık tutulması gerektiğine dair en büyük örnek olarak Almanya'yı gösteriyor. Ancak uzmanlar bunun gerçeğin sadece yarısı olduğu görüşünde. Çünkü kömür dışında yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan bütün yatırımlar nedeniyle Almanya'nın elektrik emisyonları aslında düştü. Enerji kaynaklarının artırılmasının ancak siyasi kararlarla mümkün olduğu söyleniyor. You can argue it both ways. Probably Germany would have been able to reduce its emissions a bit quicker, a bit differently, but also that supported really the uptake of renewables. Murray Goniba, Almanya, Fransa ve Japonya'daki nükleer enerji konusunda uzman ve yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımın nükleeri daha az çekici hale getirdiğini söylüyor. Çünkü artık yeni bir nükleer santral inşa etmekten daha ucuz ve daha temiz alternatifler var. But building new nuclear capacities, as it looks now, it's very expensive. It's at least twice as expensive as prolonging nuclear. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta var. Eski reaktörler daha tehlikeliler ve güvenli kalmaları için bakıma ihtiyaçları var. Ömürleri ne kadar uzatılırsa eski bir cihazın bozulma riski de o kadar artar. Japonya gibi ülkeler eski reaktörleri tekrar devreye sokmakta oldukça zorlandı. Çünkü güvenlik testlerini bir türlü geçemiyorlardı. Bu harita küresel çapta nerelerde nükleer santraller inşa edildiğini ve ne zaman devreye girmelerinin beklendiğini gösteriyor. Yeni santrallerin çoğu Asya'da kuruluyor. Bunda enerji talebinin hızla artması ve Çin'in 2060 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi taahhüt etmesinin rolü büyük. Bu yeni tip nükleer santraller önceki reaktörlerden daha yüksek güvenlik standartlarına göre tasarlandı. Ama bir tesis kapandığında ne yapılacağı sorunu hala değişmedi. O halde özetleyelim. Eğer ihtiyacı karşılayacak yenilenebilir enerji kaynakları
kaynakları yoksa nükleer santralleri kapatmak iklim değişikliğini daha da kötüleştirebilir. Eski santrallerin ömürlerini uzatmak, onları güvenli hale getirmek, tesislerin güçlendirilmesi anlamına gelir. Yenilerini inşa etmek çok maliyetli ancak eskileri temiz elektrik şebekelerinin desteklenmesine yardımcı olabilir. İyi ama henüz yanıtlamadığımız önemli bir soru daha var. Peki ya nükleer atık? İşte bu o kadar fazla kişinin nükleer enerjiye karşı olmasının asıl büyük nedeni. Kullanılmış yakıt çubukları on binlerce yıl radyoaktif kalıyor ve sadece çubuklar da değil. Radyasyona maruz kalan tüm beton ve metaller öylece herhangi bir yere atılamaz. Bir nükleer santralin hizmetten çıkarılması 10 yıllar alabilir. Sorun şu ki 70 yıllık nükleer enerji üretiminden sonra bile atıklardan kalıcı olarak kurtulmanın makul bir yolu yok. Haverkamp bu teknede 2018'de okyanusa radyoaktif atık bırakılmasından korktuğu bir nükleer santrali durdurmaya çalışırken görülüyor. Nükleer atık öyle bir şey ki nükleer enerji savunucularını bile bazen şüpheye düşürüyor. Hem zehirli hem radyoaktif hem de yanlış ellere düştüğünde radyoaktif korkunç bir bomba gibi kullanılabilir. All these things come together in high radioactive waste that needs to be kept out of the environment for roughly up to a million years. Now that is a real big challenge. 2019'da birkaç Alman çevreci kuruluş tarafından hazırlanan bir rapor, mevcut nükleer atıkların geçici depolama tesislerinde planlanandan onlarca yıl daha uzun süre tutulduğunu tespit etti ve tesislerin atıkları bu kadar uzun süre tutması öngörülmemişti. That means that we leave this very difficult problem not to our grandchildren, but to their children. And that's a multi-generational problem that in my opinion, has only one ethical answer, and that is stop making that waste. Nükleer enerji endüstrisinin radyoaktif atık çözümü ne? Yerin derinliklerine gömmek. Bu radyasyonun yüzeye ulaşmasını durdurmak için atığı kaya veya kil içinde izole etmek demek. Finlandiya nükleer atıklarıyla başa çıkmak için 2023'te dünyanın ilk kalıcı ve derin depolama tesisini açmaya hazırlanıyor. Everybody needs to do something and not to leave it for the future generations. Pasi Tohima nükleer atık tesisini tasarlayan Posiva firmasında çalışıyor. We think that deep in the Finnish bedrock, 450 meters deep, in a kind of concrete part of bedrock, is the safest place to put them down there. And it's always better there than in temporary storages on the ground level. Ancak Posiva'nın Finlandiya'nın batısındaki Olkiluoto'da inşa ettiği bu yer dünyadaki tek örnekse ve henüz daha inşa edilmemişse teknolojinin sonsuza dek işe yarayacağına gerçekten güvenebilir miyiz? Well, of course, if it hasn't been started, there hasn't been a prototype, but it has been tested. Even in Olkiluoto, we have been doing 30 years of research, and it's all kind of possible leaks and things that might happen, they are considered. Bu kontaminasyon ve hatta uzak gelecekteki olası terör saldırıları konusunda endişeli olan çevrecileri ikna etmeyebilir. Ama onlar da bu fikrin araştırılması gerektiğinde hemfikir. Çünkü zaten başa çıkılması gereken dünyada yarım asırdır birikmiş nükleer atık var. İklim değişikliğini durdurmak için gerçekten nükleer enerjiye ihtiyacımız var mı? Aslında açıkça yardımı olabilir. Nükleer, insan hayatı söz konusu olduğunda yenilenebilir enerji kadar güvenli ve rüzgarın esmediği veya güneşin parlamadığı zamanlar da devreye girerek temiz enerjiyi destekleyebilir. Eğer daha fazla fosil yakıt tüketmek anlamına geliyorsa eski santralleri kapatmak da gezegen için oldukça kötü.